gittiniz. Asgari ücret 1585 avro. Şehir merkezindeki Berlin'deki bir kira 1969 avro %124. Amsterdam'da 1701 avro ücret varken 2622 avro kira. Paris'te 1555 avro asgari ücret varken 2750 avro kira. Madrid'de 1110 avro iken asgari ücret 1579 avro. Lisbon'da 775 avro iken 1625 avro. Atina'da 758 avro iken 779 avro kira merkezi. Türkiye yeni ücretimiz 4253 lira 40 kuruş. Kira şehir merkezinde ortalama kiramız 1261 Türk lirası. Asgari ücret karşılaştırması bu. Allah Allah. Asgari ücrette artış yapıldı. Yeni asgari ücret 4253 lira ve şehir merkezinde de ev kirası 1261 lira. Yurt dışından Avrupa'dan asgari ücretleri paylaştı, rakamları paylaştı ve başkentlerdeki kira bedellerini söyledi. Yine euro bazında tabii. Şimdi farkındaysanız verdiği örnekler Berlin, Lisbon, başka ne? İşte Paris gibi büyük kent merkezleri, Avrupa başkentleri. Ama 1261 lira kira derken burada hangi merkezi kastetti onu anlayamadım ben. Ben bu dediği merkezlere baktım. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Evet. Yani Kadıköy herhalde İstanbul'un merkez ilçelerinden bir tanesi değil mi Hakan? Evet. İsmail de orada oturuyor. Ben de Kadıköy'de oturuyorum. Ben bugün önce sahibinden.com'da aradım. 1500-2000 lira, 2500 aralığı diye baktım. Gördüğüm manzara şu. Bir oda bekara, bir oda öğrenciye 2000-2200 lira aralığında sahibinden.com'da. Yani eğer bir oda kiralayacaksan, öğrenciysen, Marmara Üniversitesi'nde okuyorsan 2000 lirada 2200 liraya oda buluyorsun. Bak ev değil, 1 artı 1 değil. Bir evin bir odasını değil. Veriyorlar bir sana. Bir evin bir odasını Kadıköy'de. Veriyorlar. Kimi de yazmış, tuvaleti de var demiş. Anlatabiliyor muyum? Bir de o banyosu var diye ilanlar edin. Banyosu var. Ya şimdi. Ama banyosu var. Sonra Hasanpaşa'ya gittim. Hasanpaşa Fikirtepe hattı bizim Kadıköy Cena'nın yoksul muhitlerinden. Kadıköy Belediyesi belki orada ekmek dağıtmayı planlıyor. Yoksullara şimdi kuyruklar falan var ya, yani bedava verelim diye şu anda Kadıköy Belediyesi bunu konuşuyor. O muhitte gittim. Kiralık komisyoncu, emlak komisyoncusunu buldum. Dedim ki ya 1500 lira 2000 liraya ev var mı? Yok. Orada da yok. Hasanpaşa'da da yok. Fikirtepe'de de yok. Zaten yarısı yıkıldı. Geri kalan çok fazla bir şey kalmadı ama yok. Yani Kadıköy'de yok. Beşiktaş'ta yok. Yani İstanbul'un merkez ilçelerinde bu evler yok. Ankara'da var mıdır? Ankara'da da baktım. Bu arada bizim gerçek gündemde Elif diye bir arkadaşımız var. Dedi ki ben işte bu yakın 1590 o civarlarda bir kirası varmış. Ben onun üzerine baktım. Ankara'da, Tunalı'da oturuyormuş. Var mı böyle bir kira? 2000 lira, 2500 liranın altında, 2500 yani orada da oda var. Yani ev yok. Yani kiralık ev Çankaya'nın Tunalı mahallesinde de yok. Kanka Haymana'da bulursun belki. Yani şöyle, ya Rize Fındıklı'yı aradım. Orada baktım. Rize Fındıklı'yı aradım sahibinden.com'da. Yazdım aralığı. 2000 liradan aşağı Rize'nin Fındıklı ilçesinde de ev yok. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi bunun hakikatle alakası yok dediği şeyin ama hakikatle alakası olmayan başka bir şey var. Türkiye'de asgari ücret, buraya gelmeden önce Aziz Çelik'i aradım. Kocaeli Üniversitesi'nden çalışma ekonomisi uzmanı, Discard'da da çalışır. Bu konuların en uzman isimlerinden biri. Aziz Çelik'i aradım, dedim ki yahu bu asgari ücret Türkiye'de kaç kişide? Yani toplam çalışanların yüzde kaçı asgari ücret dairesinde? Dedi ki asgari ücretin biraz üstü, biraz altı. Yani nedir bugün 2825 liraydı galiba. 3006. Yani 3200 ile 2800'ün altı. Yani orada 2500, 2400'e çalışanlar falan da var. Asgari ücretin altında çalışanlar. O aralıkta %50 var diyor. %50 istihdam edilen insanların %50'si, yani bu herhalde 14 milyon falan oluyor galiba. %50'si asgari ücret dairesinde. Peki örnek verilen İspanya'da, örnek verilen Fransa'da ne kadar? Toplam çalışanların %3'ü ile %6'sı. Bizde neredeyse asgari ücretin üstü altı, temel ücret olmuş durumda ama verilen ülkelerde öyle değil. İkincisi, şimdi esas bu asgari ücret artışından sonra şöyle bir ortaya çıktı. Onları da konuştum. Şimdi 2800 alırken
bazı çalışanlar, daha kalifiye olanlar 4.000-4.500 alıyor. Eğer bunlara %40-%47 zam yapılırsa, o zaman birçok işverenin ayakta kalma sıkıntılı hale gelecek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu nasıl yapacaklar? Emeklilerin maaşı ne olacak? Efendime söyleyeyim, memurun maaşı ne olacak? Yani bunlar da ciddi soru işareti. Bunu yaptık, oldu bitti. Olup bitmedi. Yani bu artış belki işsizlik getirmeyecek, asgari ücret artışı. Ama şunu getirecek. Zaten hoca da konuştu. Zaten programlarda konuk aldığımız ekonomistler de söylüyor. Türkiye koşarak stagflasyona doğru gidiyor. Yani durgunluk ekonomisine doğru gidiyor. Enflasyona doğru gidiyor. İnsanlar marketlere, esnafa girmeye imtina edecekler, korkacaklar. Bugün bir kafeye gidin. İki tane kahve için bir tane tatlı yiyin. Kaç para vereceksiniz? 75-80 lira. İnsanlar oraya gidip o alışverişi yapıp orada oturup kendilerince kıymetli, keyifli vakitler geçiremeyecekler. Çünkü ay sonunu getiremeyecekler. Dolayısıyla şu anda işin içinden çıkılmaz bir stresin içine girmiş durumda toplum. Az önce söylemeye çalıştım. Ekmek kuyrukları. İsmail evet. de Rize'den örnek vermişti. Rize'den var. Hem Rize'deki fotoğrafları görelim hem de Ümraniye'den. Önce Ümraniye'de bir kuyruk fotoğrafı var. Fotoğraf. Evet. Fotoğraf kuyruk videosu var. Video. Ümraniye'deki video. Görelim. Rizeli bir hemşerimiz. Hı hı. Hazırlıyor galiba arkadaşlar. Evet. Geliyor mu? Yani bu izlenecek görüntü Ümraniye'deki Halk Ekmek Büfesi'nin önünde. Hı. Dinleyelim. Ne sorarsın bu? Ekmek kuyruğu. Ekmek mi var? Ali'likte ekmek kuyruğu yok. Çarşıda ekmek dolu duruyor. En son fırından ne zaman aldın? Dün aldım. Ekmek pahalı diye uçuyor. Normaldi. Normal mi? Normal. Sadece gazete her şey normal. Peki bu vatandaşlarımız çoğu kuyruklar da oluşuyor. Bunun için hiç kuyruk yok. İnadı da uğraşıyoruz. İnadımızla. Hiçbir şey, Türkiye hiçbir şey yok şu anda. Dumdüz. Her taraf güzel. Sakin. Abartıyorlar mı diyorsun? Milleti sokağa tokmağa salışıydı. Bir top, öyle şey bir olmaz. Bir siksek sokağa da bir millet bir görse millet dağılacak. Öyle bir şey olmaz zaten. Olur. İnşallah olur. İnşallah olur. Niye sokağa çıkıyor? Şimdi stüdyoda ses biraz düşüktü. Ama izleyicilerimize İzlemişler nasıl gitti bilmiyorum. Herhalde. Sıkıntı yok pekala. Şimdi buna ne nasıl yorumlamalı? Ne demeli? Evvela şunu söyleyeyim. Ümraniye'de evet. Halk Ekmek Büfesi'nin önünde. Bu arkadaşım, bu beyefendi Rizeli. Yani ben Rizeliyim biliyorum. Doğu Karadenizli. Rizeli. Doğu Karadeniz genel bir yer. Tam olarak mahallesini söyleyebilirim ağzımdan yani. Nereli olduğunu söyleyebilirim ama base değil. Önce genel bir fotoğrafı söyleyeyim. Evet. İstanbul, yani İstanbul Halk Ekmek artık ayda 28 milyon ekmek üretiyor. 28 milyon. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmeğin 3 tane fabrikası var. 4.'sü yolda. Günde yaklaşık 1 milyon Somun ekmek eder. Aşıyor. Somun 26 günde üretiyor çünkü. Hmm. Somun ekmek yani vatandaşın yediği 250 gram olan ve 1.1 lira 25 kuruşa satılan ekmek ekmeği yılda ayda 28 milyon üretiyorlar. 28 milyon ayda ekmek üretiliyor. Bunun gramı 250 gram, fiyatı 1.25 kuruş. Günde yaklaşık 1.6 milyon ekmek üretiliyor. Hı hı. 600 civarında büfeye dağıtılıyor bu ekmekler. Bir önceki yıl neydi biliyor musun Seda? Neydi? 27 milyondu. Bir önceki yıl. Hı. Arttı. Bir önceki yıl o da 24 milyondu. 5 milyon arttı. Yani 2 yıl öncesine göre Halk Ekmek 5 milyon daha fazla ekmek satıyor. Satmak zorunda. Ve İstanbul'da tüketilen ekmeğin ancak %10'u Halk Ekmek tarafından veriliyor. Yani daha fazla basabilse, yapabilse, evet. üretebilse o da satılacak. Satılacak. O da. Çünkü ekmek tüketimi biraz gelir düzeyiyle de ilgili bir meseledir. Hı. Kişiler refah seviyesi arttıkça ekmek tüketimini azaltıyorlar. İstisnalar vardır muhakkak. Daha işte çavdar ekmeğidir, başka türde ekmekler yiyorlar. Ekmeğin dilimini azaltıyorlar. Ama kardeşim sen alt gelir grubundaysan, fukaraysan, imkanın yoksa, imkanımız yok derin ya, imkanım yok. İmkanın yoksa bolca ekmek yersin. Ekmek tüketimi fakirliktendir. Ekmeği, efendim sabah kalkarsın, ekmeğe yağ sürer yersin, öğlen içine salça basar yersin, akşam içine domates koyar yersin.